Merhaba arkadaşlar, Tarihane kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Kuvay Milliye'yi ve Milli Mücadele Dönemi'ni işleyeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle Kuvay Milliye'nin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, genel özelliklerini ve nasıl ortadan kaldırıldığını hep birlikte ele alalım. Kuvay Milliye, Türk halkının Anadolu'da yapılan işgaller karşısında bulundukları bölgeyi savunmak için kurduğu silahlı güçlere biz Kuvayi Milliye diyoruz. Kuvayi Milliye'nin diğer ismi arkadaşlar milis kuvvetler diye geçer. Dağınık kuvvetler. Şimdi bakıyoruz. İlk Kuvayi Milliye örgütlenmesi Batı Anadolu'da gerçekleşmiştir. Kime karşı? Yunanlara karşı olmuştur arkadaşlar. Peki ortaya çıkış nasıl oldu? Ortaya çıkış nedenlerine bakacak olursak. Ordunun terhis edilmesi. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdi ve savaşı kaybetti. Savaşı kaybettikten sonra Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mondros Ateşkes Anlaşması'na denildi ki Osmanlı senin birçok askerin var bu kadar askere gerek yok bu askeri sınırlandır diyerek ne yapacak? Ordunun terhis edilmesi gerektiğini dağıtılması gerektiğini söyleyecek. Bir diğer olay ise arkadaşlar dedi ki itilat devletleri Osmanlı elindeki bütün ağır silahları bize teslim et dedi. Ordunun terk edilmesi, silahların teslim edilmesi arkadaşlar Osmanlı ordusunu savunmasız bırakmaktı. Buradaki amaç buydu arkadaşlar. Osmanlı'yı savunmasız bırakalım ki ileride yapılacak olan işgallerde bize sıkıntı çıkarmasınlar. Bir diğer madde İstanbul hükümetinin işgallere sessiz kalması. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul hükümeti yani damat Ferit ve yanındakiler yapılan işgallere sessiz kaldılar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum ayağına yattılar. Yani arkadaşlar İstanbul hükümet dediğimiz damat Ferit tam bir İngiliz hayranı. İngilizlerin kuklasıdır. O yüzden İngiltere'nin ekmeğini yağ sürüyor. İngiltere'nin yapmış olduğu bu politikalara karşı ne yapıyor? Destek veriyor damat Ferit. Bu yüzden İstanbul hükümetinin işgallere sessiz kalması Türk halkını ne yapacak? Kuvayi Milliye'nin kurulmasına zemin hazırlayacak. Arkadaşlar İzmir'in işgali Kuvayi Milliye'nin çıkmasında etkilidir. Yunanistan Paris Barış Konferansı'nda madem burası bana verildi direkten ne yaptı? İzmir'i işgal etti. İzmir'i işgal etmesiyle Türk halkı dedi ki bu yapılan işgaller gelip geçici değildir. Bu işgaller kalıcıdır. Eğer biz birlik olmazsak vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, dinimizi kaybedebiliriz diyerekten ne yaptı arkadaşlar? Kuvay Milliye ruhu ortaya çıkmaya başladı. Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi, bölge bölge işgal edilmesi Kuvay Milliye'nin ortaya çıkmasında etkili olacak. Ege bölgesinde ve güney bölgelerimizde, doğu bölgelerimizde işgaller başlayacak. Yapılan işgaller sonucunda arkadaşlar Kuvayi Milliye dediğimiz milis kuvvetler, silahlı güçler ortaya çıkacak. Şimdi bakıyoruz. Kuvayi Milliye'nin genel özelliklere baktığımız zaman arkadaşlar bunlar dağınık birliklerdir. Düzensiz birlikler. Yani gençler herhangi bir disiplin ya da herhangi bir düzen içerisinde değildirler. Düzensiz birlikler diyoruz, dağınık birlikler diyoruz. İşte 15 yaşındaki bir çocuk da Kuvayi Milliye'ye katılıyor. İşte 80 yaşındaki bir dede de Kuvayi Milliye katılıyor. Elinde si, Eli silah tutan herkes ne yapıyor? Mücadeleye katılıyor. Bu yüzden biz bunlara ne diyoruz? Düzensiz birlikler diyoruz. Arkadaşlar en önemli özelliklerden birisi de şudur. Bölgesel olmaları. Bakın Kuvayi Milliye bölgesel çapta mücadele veriyor. Ege bölgesindeki Kuvayi Milliye birlikleri diyor ki biz kendi bölgemizi kurtaralım da diğer bölgeler kendi çaresine baksın. Biz de kendi başımızın çaresine bakalım diyerekten bölgesel mücadele verecekler. İşte Ege bölgesinde İzmir, İzmir çevresinde, işte arkadaşlar Doğu Karadeniz çevresinde, Doğu Anadolu bölgesinde, işte Güney bölgelerimizde bölge bölge Kuvay milli birlikleri ortaya çıkmış. Bunların hepsi bölgesel çapta mücadele veriyor. Bir diğer olay ise arkadaşlar işgalleri durduramamışlar. Fakat yapılan işgalleri yavaşlatmışlardır. Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Arkadaşlar Mustafa Kemal diyor ki Kuvayi Milliye düşmanı Anadolu'dan atamıyor. İşgalleri durduramıyor. Bu yüzden bizim düzenli orduyu kurmamız şart. Düzenli orduyu kurarsak işgalleri durdurmuş oluruz ve düşmanı Anadolu'dan atmış oluruz diyecek. Böylelikle düzenli orduyu Mustafa Kemal 1. İnönü Savaşı'ndan önce Düzenli orduyu kuruyoruz ve arkadaşlar diyoruz ki tüm Kuvayi Milli Birliklerine gelin düzenli orduya katılın. Bir düzen içerisinde bir disiplin içerisinde sistemli bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edelim diyecek. Fakat arkadaşlar Kuvayi Milli Birliklerinin başlarında olan Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe diyecek ki biz asla düzenli orduya girmeyiz. Biz disiplin altına girmeyiz düzenli orduya katılmak istemiyoruz diyecekler. Ve arkadaşlar düzenli orduya karşı tebmiye karşı isyan edecekler. Arkadaşlar düzenli ordunun kurulması ile Kuvayi Milliye ortadan kalkacak. Çünkü Kuvayi Milliye düşmanı Anadolu'dan atamadığı için başarılı olamıyor. Yapmış olduğu tek faydalı olay düşmanın ilerleyişini yavaşlatmıştır. Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlamıştır. Düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır değerli arkadaşlarım. Bu yüzden bunları lütfen unutmayın. Kuvay Milliye ile ilgili gelebilecek olan sorular bunlardır. Arkadaşlar Kuvay Milliye'nin başındaki liderler kim? Bunları unutmayın. Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe. Hatta bu iki kişi, bu kişiler Tebbe'ye karşı çıkan ayaklanmalarda görev almışlardır. İsyanları, ayaklanmaları bastırmışlardır. Fakat Mustafa Kemal'in düzenli orduya katılın çağrısı üzerine Çerkeziten ve Demirci Mehmet Efe bu çağrıyı reddetmiş. Biz free takılmak istiyoruz. Bireysel hareket etmek istiyoruz. Düzenli orduya katılmayız. Disiplin altına girmek istemiyoruz diyerekten isyan edecekler. ve arkadaşlar bunların isyanını biz 1. İnönü Savaşı ile ne yapacağız? İsyanı bastırmış olacağız değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar Kuvayi Milliye ihtiyaçlarını halktan e, tedarik ediyordu. Yani insanların e, evlerini kapısını çalıyorlar ve ihtiyaçlarını halktan istiyorlardı. Vermeyen halkın zorla mallarını gasp ediyorlardı. Ve Mustafa Kemal dedi ki bu böyle olmaz. Bu resmen eşkıyalık gibi bir şey. Bizim derhal düzel orduyu kurmamız gerekiyor. Zaten bunlar düşmanı Anadolu'dan atamamış. Bir de halkın mallarını zorla gasp ediyorlar diyerekten ne yapacak? Düzenli orduyu kurmak için emir verecek. Evet arkadaşlarım. Kuay Milliye ile ilgili bilgilerimiz bunlardı. Şimdi geliyoruz Milli Mücadele dönemine. Milli Mücadele dönemine bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda en son savaştığı cephe Suriye Filistin cephesindeydi. Ve bu cephede Alman komutan Liman von Sanders ile birlikte mücadele verdi. Düşmanın ilerleyişini durdurdu ve Alman komutan Mustafa Kemal'e göre bir tık üst rütbede yer alıyordu. Ve bütün askerler Alman komutanın sözünü dinliyor, Mustafa Kemal'in dedikleri uygulanmıyordu. Bunun üzerine Mustafa Kemal dedi ki madem benim dediklerim uygulanmıyor o zaman ben bu cepheden ayrılıyorum diyerekten Suriye Filistin cephesinden ayrıldı İstanbul'a gitti. İstanbul'da gördüğü manzaraya şok olur. Yaveri der ki paşam paşam İstanbul işgal altında dediği zaman Mustafa Kemal şu sözü söyledi. Geldikleri gibi giderler diyerekten ileri görüşlü olduğunu ortaya koydu. Ne alaka hocam? Mustafa Kemal İstanbul işgali üzerine geldikleri gibi giderler sözünü söylüyor ve biz Önce milli mücadeleyi başlatacağız. Daha sonra kurtuluş savaşını yapacağız. Ve biz bu savaşı kazandıktan sonra itilaf devletleri geldikleri gibi gidecekler. O yüzden bu, bu söz Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olduğunu gösterir değerli arkadaşlarım. Minber gazetesini çıkardıktan sonra kafasındaki tüm fikirleri bu gazete aracılığıyla Anadolu'nun dört bir bölgesine yaymak isteyecek. Çünkü arkadaşlar İstanbul'un dışına çıkmak is istiyor Mustafa Kemal fakat damat Ferit Mustafa Kemal'in dışarıya çıkmasını istemiyor. İngiltere demiş ki damat Ferit'e senin elindeki o komutana dikkat et. Mustafa Kemal'e di dikkat et. Onun attığı adından, aldığı nefesten haberin olacak diyerekten ne yapıyor arkadaşlar? Damat Ferit'i tembihliyor. Bunun üzerine damat Ferit de Mustafa Kemal'in İstanbul dışına çıkmasını istemiyor. Resmen İstanbul'a hapsetmiş. Ve arkadaşlar Madem ben İstanbul dışına çıkamıyorum, milli mücadeleyi Anadolu'daki halka anlatamıyorum. O zaman ben bir gazete aracılığıyla kafamdaki fikirleri Anadolu'nun dört bir bölgesine anlatabilirim diyerek diyerekten bir gazete çıkaracak. Minber gazetesi ile milli mücadeleyi anlatmaya başlayacak değerli arkadaşlarım. Tam bu esnada Doğu Karadeniz bölgesinde arkadaşlar bir isyan çıkacak. Nedir o isyan? Rum çeteleri ile Türkler birbirlerine girmişler. Bunun üzerine İngiltere diyor ki Osmanlı'ya. Osmanlı derhal Samsun'daki çatışmaları bastır yoksa biz bastırmasını biliriz diyor. Yani arkadaşlar adamlar Osmanlı'ya şunu hatırlatıyor. Mondros'un 7. maddesini hatırlatıyor. Neydi 7. madde? Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde bir çatışma, bir isyan çıkacak olursa İtilaf Devletleri direkt o bölgeyi ne yapacaklardı? İşgal edeceklerdi. Bu yüzden arkadaşlar Mondros'un 7. maddesini hatırlatarak Osmanlı'yı tehdit ediyor İngiltere. Ve gençler sizlerle birlikte birazdan Samsun'daki olaylara bakacağız. Öncelikle Milli Mücadele'nin genel bir haritasını sizlere sunmak istiyorum. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a gidecek ve ardından Havza'ya giderek Havza Genelgesi'ni yayınlayacak, oradan Amasya Genelgesi'ni yayınlayacak ve arkadaşlar Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum'a katılacak ve Erzurum Kongresi'ni düzenleyecek. Akabinde Sivas Kongresi'ni düzenleyecek ve oradan Ankara'ya taşınaraktan ne yapacak arkadaşlar? Temsil heyetinin merkezini Ankara olarak belirleyecek. Şimdi sizlerle bu milli mücadelenin haritasını sırasıyla ele alalım arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal bandırma vapuruyla Samsun'a gidecek. Şimdi arkadaşlar sizlere şu tür sorular sorulur. Bu konu gerçekten çok önemli ve ÖSYM'nin en sevdiği soru tarzları bu ülkeden geliyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Samsun'a neden gönderildi? Önce buna bakacağız. 1- Samsun'a çatışma çıkmış Rum çeteleri ile Türkler birbirlerine girmişler. Bir çatışma var değil mi? Evet. Bunun üzerine İngiltere diyor ki Osmanlı'ya Osmanlı derhal buradaki çatışmaları bastır. Yoksa biz bastırmasını biliriz diyecek. Yani Mondros'un 7. maddesini hatırlatıyorlar. Bizi açık açık tehdit ediyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine Sultan Vahdettin, son padişah Vahdettin diyecek ki Mustafa Kemal'e Mustafa derhal askerlerini de yanına al ve hazırlıklara başla. Samsun'a gidiyorsun diyecek. Şimdi siz diyeceksiniz ki: "Hocam neden Mustafa? Niye başka bir asker değil de Mustafa Kemal?" Çünkü arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de kim başarılı oldu? Mustafa Kemal. Kafkas Cephesi'nde kim başarılı oldu? Mustafa Kemal. Suriye Filistin Cephesi'nde düşmanın ilerleyişini kim durdurdu? Mustafa Kemal ve Alman komutan Liman von Sanders. Yani gençler Mustafa Kemal'in her gittiği yerde başarı var. Ve biraz daha geriye gidelim. Trabzon Savaşı'nda kim başarılı oldu? Mustafa Kemal. 31 Mart vakasındaki isyanı kim bastırdı? Mustafa Kemal. E o zaman arkadaşlar bu adamın her gittiği yerde başarı var. Bu yüzden Vahdettin kime güvenecek? Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal ve askerleri hazırlıklara başlarlar. Ve bandırma vapuruna tam binecekken damat Ferit der ki Mustafa Kemal düşmanı olan, Mustafa Kemal'i hiç sevmeyen o İngiliz uşağı damat Ferit diyor ki Mustafa Kemal'e bak Mustafa derhal Samsun'daki isyanı bastırdıktan sonra hemen geriye gel diyecek. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve askerleri bandırma vapuruna biner. Tarih 16 Mayıs 1919'dur. Ve 3 günlük bir Karadeniz yolculuğu sonrası tarih 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıyor. Ve arkadaşlar buradaki isyanları bastıracak. Özellikle Damat Ferit Bandırma vapuruna binmeden önce Mustafa Kemal'i şu şekilde tembihlemişti. Dedi ki: "Bak Mustafa, Samsun'daki çatışmaların sebebi Türklerdir. Türklerin elindeki bütün silahları topla. Eğer karşılık verecek olan olursa onları hemen tutukla diyecek." Ve Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinde görüyor ki hal hiç öyle değil. Tam aksine. Türkler isyan çıkarmamış. Kimler isyan ediyor? Rum çeteleri. Rumlar Türklere eziyet ediyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve askerleri Rumların elindeki bütün silahları toplayacak ve arkadaşlar bir rapor hazırlayacak burada. Samsun raporu. Ve bu raporda şunlar yazmaktadır. Diyor ki Samsun'daki çatışmaların sebebi Türkler değil Rumlardır. Rum çetelerinin ellerindeki silahlar toplanmıştır diyerekten bir raporu hazırlayıp İstanbul'a gönderiyor. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal Samsun'a hangi rütbeyle çıktı? 9. Ordu müfettişi. Yani bu demek oluyor ki Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'da en yetkili kişi kim? Mustafa Kemal. Yani padişahtan sonra gelen en yetkili kişi kim? Mustafa Kemal. Çünkü 9. Ordu müfettişi sıfatıyla gitmiş. Bu yüzden arkadaşlar hazır ben bu yetkiyle Anadolu'ya gelmişken kafamdaki milli mücadeleyi halka anlatayım ve milli mücadeleyi başlatayım diyecek. Samsun'dan Havza'ya geçecek. Şimdi gençler sizlerle beraber şuradaki maddeleri bir ele alalım tekrar, tekrardan. Bölgedeki düzen ve asayişi sağlamak. Yani Mustafa Kemal Samsun'a niçin gitmiş? O bölgedeki düzeni ve asayişi yani huzuru sağlamak için gönderildi. Halkın elindeki silahları toplamak için gönderildi. Osmanlı ordularını terhis ettirmek için gönderildi. Bakın bu madde bizim için iyi bir şey mi? Hayır. Şu madde hayır. Arkadaşlar bu maddeleri kim söylüyor? Damat Ferit. Ama Mustafa Kemal tam tersini yapıyor. Rum çetelerinin ellerindeki silahları topluyor, değil mi? Ve Osmanlı oğurlarının terhis edilmemesi gerektiğini, ileride bir savaşın yapılacağını, bu savaşın da kurtuluş savaşı olacağını ne yapıyor? Halka açık açık söylemeye başlayacak. Arkadaşlar, burada bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor neydi? Samsun raporuydu. Samsun raporunda şunlar yazmakta: Bölgedeki karışıklıkların sorumlusunun Rumların olduğunu ve rumların faaliyetlerini bırakması halinde bölgedeki karışıklıkların sona ereceğini bildirmiştir. Arkadaşlar, sizlerle birlikte Havza genelgesine bakacağız. Mustafa Kemal kendisi için en güvenli olan bölge Samsun'dan Havza'ya geçiyor ve burada milli mücadelenin kıvılcımını başlatmak istiyor. İlk adımını atmak istiyor arkadaşlar ve Havza'da ne yapacak? İzmir'in işgalinin protesto edilmesi gerektiğini ve itilaf devletlerine İstanbul hükümetine karşı telgraflar çekilmesi gerektiğini, işgallere karşı mitingler düzenlenmesi gerektiğini, tepkisiz kalınmaması gerektiğini direkt halka anlatmaya başlayacak değerli arkadaşlarım. Şimdi Havza'da İstanbul hükümeti ile itilaf devletleri temsilcilerine işgalleri protesto eden telgraflar çekilmesi gerektiğini ne yapıyor söylüyoruz. İşgallere karşı protesto ve mitingler düzenlenmesi gerektiğini söylüyor ve arkadaşlar Mustafa Kemal yapılacak protesto ve mitinglerde asla ama asla azınlıklara kesinlikle zarar verilmemesi gerektiğini söylüyor. Neden hocam Mustafa Kemal azınlıkları çok mu seviyor? Hayır. Neden böyle bir madde koydurmuş? Diyor ki Mustafa Kemal haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Azınlıklara asla zarar vermeyin. Mitikler yaparken, protestolar yaparken azınlıklara zarar vermeyin ki bir çatışma çıkmasın. Çatışma çıkmasın ki Mondros'un 7. maddesini bize uygulamasınlar diyerekten ne yapacak arkadaşlar? Haklıyken haksız duruma düşmemek için bu maddeyi koydurmuş. Ve böylece arkadaşlar Havza gelgesi milli bilincin uyandırılması yolunda atılan ilk adımdır. Özellikle miting ve protesto gibi kavramlar bu bilincin uyandırılmasına çalışıldığının kanıtıdır arkadaşlarım. Havza genelgesiyle resmi görevinin dışına çıkan Mustafa Kemal bu gelişme sonrasında ilk kez İstanbul'a geri çağrılmış. Ancak o bu çağrılara kulak asmamıştır. Yani gençler damat Ferit Mustafa Kemal e telgraf çekiyor diyor ki Mustafa sen amacının dışına çıktın. Derhal İstanbul'a geri dön diyerekten bir telgraf çekmiş. Bunun üzerine Mustafa Kemal o telgrafa ne yapıyor? Görüldü atıyor arkadaşlar. Cevap vermiyor. Evet sizlerle beraber Amasya genelgesine devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Amasya tamimi olarak da geçer. 22 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal Milli mücadeleyi daha kalabalık çapta, daha geniş bir çapta anlatabilmek için ne yapacak? Halkın en sevdiği komutanları Amasya'ya çağırıyor. Mustafa Kemal Amasya'ya geldiğinde Amasya halkına ilk konuşması şu şekilde olmuştur arkadaşlar. Amasyalılar, padişah ve hükümet düşmanın elinde esirdir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim demiştir. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal'in bu çağrısı üzerine Amasya halkından birçok kesim cebindeki altınlı kuruşunu ne yapacak? Milli mücadeleye yardım olarak bağışlayacak. Arkadaşlar milli mücadeleyi kişisellikten çıkarıp halkı da işin içine katmak daha etkin bir olmak için Amasya genelgesini topluyoruz. Şimdi arkadaşlarım Amasya'da yapılan bu genelgede kimler katıldı, kimler katılmadı, kimler imzaladı, kimler onayladı. Bunlara bakalım. Toplantıya katılan kişiler Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Refet Beledir. Toplantıya katılamayıp, paşam siz ne karar alırsanız alın, biz onaylıyoruz, kabul ediyoruz diyenler ise telgraf yoluyla onaylayanlar, Erzurum'dan Kazım Karabekir, Konya'dan Cemal Paşa ne yapacak? Telgraf yoluyla onaylayacaklar. Arkadaşlarım, Amasya Genelgesi'ni onaylayanlara bakıyoruz şöyle genel olarak bakıyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Mustafa Kemal Atatürk ve Refet Bele, Cemal Paşa. Bu kişiler Amasya Genelgesi'nde olan kişilerdir. Şimdi sizlerle beraber Amasya Genelgesi'nin maddelerine bakalım arkadaşlar. Evet Amasya Genelgesi'nin maddelerine bakıyoruz. 1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Arkadaşlar burada milli mücadelenin gerekçesi var. Yani biz milli mücadeleyi neden yapıyoruz? Gerekçemiz ne? Vatanın bütünlüğü tehlikede. Milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu yüzden milli mücadeleyi yapıyoruz diyorlar. Bir diğer madde. İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir. Burada arkadaşlar milli mücadelenin gerekçesi var. Çünkü İstanbul hükümeti yani Damat Ferit üzerine aldığı görevi yerine getiremiyor. Artı İstanbul hükümetine ilk defa karşı çıkılmış. Şimdi arkadaşlar bunlar sorulur. Mustafa Kemal ilk defa ne zaman çağrıldı? İstanbul hükümeti tarafından ilk defa ne zaman çağrıldı diye sorulur. Cevap Havza yaylasındayken İstanbul hükümeti ilk defa Mustafa Kemal'i çağırıyor. Peki İstanbul hükümetine ilk defa ne zaman karşı geliniyor? Amasya Genelgesi ile arkadaşlar. Bir diğer madde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Arkadaşlarım bakın bu madde bizim için çok önemli. Soru bankalarınızda, denemelerde ve ÖSYM tarafından sık sık sorulan bir maddedir. Lütfen buna dikkat edin. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Burada milli mücadelenin yöntemi var. Ne alakası hocam? Bakın Milletin azmi milli mücadele yöntemidir. Yani bizim yöntemimiz nasıl olacak? Milli mücadele yaparken nasıl bir yol izleyeceğiz? Tüm halk, kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk demeden herkes milli mücadele destek verecek. Herkes azimle mücadele verecek. İşte bu milli mücadelenin yöntemidir. Peki milletin kararı nedir? Ulusal egemenliktir milli egemenliktir arkadaşlar. Millet kendi kararını kendisi belirleyecek. Yani kendi liderini kendisi seçecek arkadaşlar. Bu da ulusal egemenliğin, cumhuriyetçiliğin ilk defa sinyalleri veriliyor. Yeni rejimin sinyalleri ilk defa Amasya genelgesinde verilmiş değerli arkadaşlarım. Peki amaç? Amaç arkadaşlar milletin bağımsızlığını kurtarmak. Amacımız bağımsızlığımızı elde etmektir arkadaşlar. Peki geliyoruz bir diğer maddemize. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır. Bakın her türlü etki ve denetimden uzak. Bu nedir? İtilaf Devletlerinin ve İstanbul Hükümeti'nin etkisinden ve denetiminden uzak milli bir kurul. Yani tüm Türkiye'yi kapsayan bir kurul kurulacakmış. Bu nedir? temsil arkadaşlar. Temsil heyeti ise bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önce kurulan bir kuruldur değerli arkadaşlarım. İlk kez temsil heyetinin oluşturulma fikri ortaya atılmıştır. Evet bakın bunları sık sık sizlere ben dile getireceğim. Burada ben bir kere daha söyleyerekten altyapısını hazırlayayım. Temsil heyetinin kurulma fikri ilk defa Amasya genelgesinde olmuştur. Temsil heyetinin kurulduğu yer Erzurum Kongresi'dir. Çalışmaya başladığı yer Sivas Kongresi'dir. Bu üçlüyü lütfen unutmayın. Tekrarlıyorum. Temsiliyeti ilk defa kurulma fikri Amasya Genelgesi'nde ortaya çıktı. Temsiliyeti ilk defa Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Ve temsiliyeti ilk defa ne zaman çalışmaya başladı? Sivas Kongresi'nde. Evet bir diğer maddemize bakıyoruz. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. Yani arkadaşlarım Sivas Kongresi'nin toplanma kararı ilk defa ne zaman alınmış? Amasya Genelgesi'nde alınmış değerli arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmuyoruz. Evet Amasya Genelgesi'nin önemine bakacak olursak değerli arkadaşlarım bu belge aynı zamanda bir ihtilal bildirisidir. Yani ihtilal dediği nedir? Halkın birlikte mücadeleye katılması. Halkın hareketidir arkadaşlar. Millet egemenliği ilk defa vurgulanmıştır. Ulusal egemenlik ilk defa vurgulanmıştır. Yeni bir devletin kurulma fikri ilk defa bu genelgede belirtildi. Yeni bir devlet dediği arkadaşlar işte yeni rejimle yani milletin kararıyla halkın kararıyla bir devlet kurulacak. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti'nin sinyalleri veriliyor arkadaşlarım. İstanbul hükümetine karşı ilk defa bu genelge ile karşı çıkıldı. Evet söylemiştik. Bu önemli arkadaşlar bizim için. İlk defa İstanbul hükümetine Amasya Genelgesi ile karşı çıktık. İlk defa milli egemenlik ilkesinden ulusal egemenlikten Amasya Genelgesi'nde bahsediliyor. Bu genelge ile milli mücadele eyleme harekete geçmiştir. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra görevden alınacağını haber alınca kendisi daha önce davranarak istifa etmiştir. Şimdi arkadaşlar Amasya genelgesi ile ilgili kısaca ben size şunları söylemek istiyorum. Milli mücadelenin amacını, gerekçesini ve yöntemini nerede belirledik diye soru gelirse cevap Amasya genelgesi. Tekrarlıyorum. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi nerede belirlendi? Amasya genelgesinde. Peki Mustafa Kemal Amasya genelgesini toplayınca damat Ferit Mustafa Kemal'e bir telgraf çeker. Der ki Mustafa sen Amasya'ya giderek amacının dışına çıktın. Derhal İstanbul'a geri dön. Yoksa senin için hiç iyi şeyler olmaz diyecek. Ve Mustafa Kemal bu telgrafa cevap vermez. Yine görüldü atıyoruz arkadaşlar. Tam o esnada Erzurum'dan Mustafa Kemal'e bir telgraf gelir. Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'e şöyle yazmıştır. Paşam Erzurum'da bir kongre düzenleyeceğiz. Senin de katılmanı çok istiyoruz der. Bunun üzerine Mustafa Kemal telgrafa şöyle cevap verir. Memnuniyetle katılacağını dile getiriyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal ve Rauf Orbay ikisi birlikte Erzurum'a gitmek için hazırlıklara başlarlar. Tam o esnada bir telgraf daha gelir. Kimden? Damat Ferit'ten Mustafa Kemal'e bir telgraf daha geliyor. Ve telgrafta şunlar yazmaktadır. Mustafa, sen amacının dışında hareket ederek İstanbul hükümetine, Osmanlı devletine ve askerlik mesleğine karşı faaliyetlerde bulundun. Seni çok sevmiş olduğun askerlik mesleğinden kovuyoruz atıyoruz diyecekler. Bunun üzerine Mustafa Kemal alır eline kalemi ve şöyle yazar. Siz beni kovmuyorsunuz, ben istifa ediyorum diyerek Mustafa Kemal istifa ediyor. Çok sevmiş olduğu askerlik mesleğinden istifa ediyor arkadaşlarım. Evet ne zaman istifa etmiş? Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresinden önce askerlik mesleğinden istifa ediyor. Artık sivil bir vatandaş arkadaşlar ve Mustafa Kemal ile Rauf Orbay Erzurum'a gitmek için hazırlıklara başlarlar. Evet değerli arkadaşlarım, bu partımızda burada sonlandıralım. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Sizler için daha verimli, daha akılda kalıcı olması için videonun sürülerini kısa kısa tutuyorum. Bir sonraki videomuzda Mustafa Kemal'in Rauf Orbay ile birlikte Erzurum Kongresi için Erzurum'a doğru hareket ettiğini ve o trende yaşanan hadiseleri, trenden indikten sonra yaşanan olayları sizlere tek tek anlatacağım. Erzurum Kongresi'ni ve Sivas Kongresi'ni bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.